286. ayetle Bakara suresinin son ayetiyle ilgili soru var. Ayetin baş tarafında Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar buyruluyor. Ayetin devamında da ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme duası ettiriliyor bize. Hani bu ikisi arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız? Ayeti anlayamadım demişti. Yani Allah zaten yüklemeyecek, niye dua ettiriyor? Şimdi bu şey bu herhalde velâ tahmil velâ tuhammilne mâ lâ tâkate lenâ bihi soruyor evet. Herhalde değil mi? Yani la yükellifullâhu nefsen illâ vus'ahâ ile velâ tuhammilne bak, fark. Şimdi bu tabi bu da çok güzel bir soru yani bu soruları soranlar demek ki gerçekten Kur'an üzerinde iyice düşünen insanlarmış. Allah'a hamdolsun ki böyle düşünenler var. Şimdi Allah kimseyi vus'u üzerinde bir şeyle mükellef tutmaz. Vus'u demek yani zorlanmadan yapabileceği şey demektir. Yani işte kapasitesinin üstünde bir şeyle yani yükünü tutmaz. Yani kapasitesini zorlamaz diyelim. Kapasitesini zorlamaz. Şimdi burada mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Ramazan'da oruç tutmak hasta ve yolcu olmayanlar için hasta ve yolcular için de farzdır. Mükelleftir ama onu Ramazan'da tutmayabilir. Değil mi? Hasta ve yolcu. Peki kendisini biraz zorlasa tutamaz mı? Mesela ben şahsen Ramazanlarda o kadar çok yolculuk yaparım sağa sola bir kere olsun orucu bozmak aklımdan bile geçmemiştir. Ama bozsaydım bir sakıncası yoktu. Ondan dolayı mesela hasta olduğumuz zaman da çoğu zaman bozmayız orucu. Halbuki Allah-u Teala müsaade ediyor. Şimdi burada nedir? Yani vus'aha kelimesini diğer bir ayette açıklayacak olursak Hac suresinin son ayetinde diyor ki Allahü Teala ve ma ceale aleykum fiddini min harac. Allah size sizin için bu dinde bir güçlük yüklemiş değildir. Şey yapmamıştır. Şimdi Allahü Teala bize bu şey yapıyor. Yani kapasitemizin şeyinde kapasitemiz içerisinde olan bir sorumluluk yüklüyor. Fakat Ramazan'da orucu tutmadığımız takdirde daha sonra kaza etmemiz de farz kılıyor değil mi? Peki kaza edemedik, öldük ne olacak? Gücümüz yetmedi. İşte o zaman da bu duayı yaptırıyor. Diyor ki Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih. Takatımız olmayan bir yükü de bize yükleme. Yani bundan biraz daha fazlası. Yapamadık, edemedik ondan da bizi sorumlu tutma. Yani Ramazan'da tutmadın, daha sonra o zaman da tutamadın. Tutamadıysan bir sorumluluk yok. Şimdi burada ne yaparlar? Tutamadı, tutamadan öldü, onun fidyesini verelim derler. Böyle bir sorumluluk yok. Böyle bir sorumluluk yok. Eğer tutabilecek durumu vardı da tutamadıysa ondan sorumlu olur. Şimdi bu konu bizim şeyde var. Biraz daha ayrıntılı olarak. Doğru bildiğimiz yanlışlar da var. Bunu bir ararsa bu arkadaşımız bulur. Oruç fidyesi başlığı. Oruç fidyesi başlığı altında var. Bir kısmı zorlanıyor ve içsene. Efendim? Yok Allahü Teala oruç tutmayı tavsiye ediyor. Ve entasûmu hayrun lekum diyor. Oruç tutmanız sizin hayrınızadır. Ama Allah bu dinde hiç kimseye sıkıntı yüklemiyor. Ve takat da kolaylıkla yapılabilen bir şeydir yani. Evet. Ben bu şeyde belki bir şey, kavramları biraz karıştırdım gibi gözüküyor. Onu bu arkadaşımız oradan okursa daha iyi olur. Evet.